Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın, iyi misin Onur? Ben deyim, teşekkür ediyorum. İki adaş bir araya geldik. Evet. Aynen, gayet de güzel oldu vallahi. İstersen ben önce bir şey yapayım. Yine bir açılış tarzında. Tabii. Arkadaşlar biliyorsunuz artık, hani iyi kötü bence alıştınız bizim kariyer söyleşilerimize. Her hafta çarşamba günleri akşamları yapıyoruz bu söyleşimizi. Bu haftaki konuğumuz da Onur Ortatepe, Isuzu İK Direktörü, İK Müdürü olarak görev yapıyor. Ve evveliyatında da aslında Adana'da da geçmiş olan, Adana'dan da arkadaşım olan TEMSA'nın İK Müdürü'ydü. Oradan Isuzu'ya geçti Onur. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Onur, daveti kabul ettiğin için. Beraber Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. ne demek? Beraber bunu yapmak çok gayet keyifli. Onur'la eskiden bu yana kalan bir arkadaşlığımız var. Gelen bir arkadaşlığımız var. Bir 10 seneye geçmiştir herhalde, değil mi Onur? Belki de. Tabii, rahat Üniversite, geçti. aynen üniversite Evet. birinci, ikinci sınıf falandı galiba tanışmamız. Ben öncesi bir kariyer merkezinin arkadaşlar tekrardan öğrencilerimize şeyi hatırlatmak istiyorum. Hani yetenek kapısı, kariyer kapısı, bu platformlara üye olmanız bizler için çok önemli. Sizler için de çok önemli. Çünkü buralarda çok ciddi anlamda staj ve işte iş imkanlarından faydalanabiliniyor ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin orada çok aktif şekilde faaliyetleri var. Bunların hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Onun için hala üye olmamış olan öğrencilerimiz var ise lütfen oralara üye olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz diyerek ben yine bir girişkağımızı yapmış olalım. Bence şöyle başlayalım. Bir seni tanıyalım. En azından katılımcılarımız bir tanısınlar. Onur Ortatepe neler yapıyor? Kimdir, ne yapıyor? Kimdir, ne yapıyor? Teşekkür ediyorum ben de. Öncelikle ben de sana şunu söyleyeyim. Hani çok değerli bir çalışma. Teşekkür ederiz Onur. Gerçekten hani hem günün bu saatinde de öğrencilere fayda sağlamak için böyle bir çalışma yapıyor olmak oldukça özverili Çok olduğunu teşekkür ederim. gösteriyor. O açıdan teşekkür ederim. Ben Hani teşekkür biz bir ederim. kez katılıyoruz ama sen bunu sürekli yapıyorsun. Eline Evet. sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Onur ne yapıyor? Ben Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sonrasında da çok özür diliyorum. Yok Sonrasında da yüksek lisans yaptım yine Çukurova Üniversitesi'nde. Tabii yok. aralarda Erasmus'lar vesaire falan gibi güzel çalışmalara da katıldım. Güzel programlara da katıldım. Devamında tabii ki belki bugün biraz daha konuşmamızı şekillendirecek olan kariyer yolumdan bahsedebilirim. Çünkü gerçekten çok hedeflemediğim bir kariyer yolculuğu içerisinde buldum kendimi. Ama içinde de kendimi buldum, onu da söyleyebilirim. Süper. Bence bu yolculuk, bugün biraz daha bunu açarsak daha keyifli olabilir. Kesinlikle. Bu yolculuk öğrenci arkadaşlarımıza da bazılarına özellikle iyi bir sinyal verebilir. Belki kafalarındaki bazı soru işaretlerini gidermeye yardımcı olabilir. Üniversiteden sonra tabii ki üniversitede okurken de yüksek lisans yaparken de farklı işlerde çalıştım. Sonrasında ihracatta çalıştım bir yıl. Bir madeni yağ üretim tesisinde. Sonrasında TEMSA'da başladım. TEMSA'da insan kaynaklarına uzman olarak başladım. Sonrasında diğer rollerde görev aldım. İnsan kaynakları müdürü oldum. Yurt dışı süreçleri özellikle orada oldukça keyifliydi. Sonrasında son bir yıldır da İSUZU'da yine otomotiv sektöründe. Hayatım hep otomotiv sektöründe çalıştım bu arada. Değil mi? Madeni ya da otomotiv sektörü olarak sayarsak burada da insan kaynakları müdürü olarak Devam ediyoruz. çalışmalarıma büyük bir keyifle devam ediyorum. Süper. Kısaca böyle özetleyebilirim sanırım. Doğru. Arkadaşların daha çok bu kısım ilgisini çeker diye Evet, düşünüyorum. yani bu tane çünkü şey, yani sen bu nasıl diyeyim, şu anki öğrencilerin aslında yaşadığı yollardan geçmiş ve aynı işte topraklardan diyeyim, aynı bölgeden, aynı şeyden, eğitim formatından o noktalara gelebilmiş birisin. Hani bu anlamda bence çok gerçekçi bir rol modelsin, hani o anlamda öğrenciler. Hani çok böyle ütopik, hani belki işte 1.000 tane mezun olan öğrencinin içerisinden işte belki bir tane CEO olur ve o CEO'nun da işte hikayeleri belki çok daha şey olabilir, ama sen gerçekten de o sürecin tamamını bizim öğrencilerimize çok benzer yaşayıp hani çok ciddi güzel bir örneksin bence, rol modelsin. O anlamda da bence gerçekçi ve motivasyon anlamda vereceğini umuyorum öğrencilerimize. Isuzu'dan bahsedelim biraz. Bahsedelim. Olur. Ne yapar İSUZU? Biraz Isuzu ne bahsedelim. yapar? Aynen İSUZU öyle, öncelikle otomotiv. nerede? Kocaeli'nde, Çayırova'da. Büyük bir tesis. Teknoloji üreten bir tesis. Ar-Ge'si çok büyük bir tesis. Ne üretiyor? Kendi markasıyla
otobüs ve midibüs üretiyor. Hı-hı. Yine aynı şekilde Japon ortaklı bir şirket. Zaten Isuzu ismi de oradan geliyor. Şirketimizin evet, ismi de Anadolu Isuzu. Anadolu grubunun bir şirketi. İçinde aslında baktığımızda kamyonet, kamyon, pick-up üretimleri var. Yine hı-hı. aynı şekilde midibüs ve otobüs üretimi var. Ve özellikle midibüs ve otobüsün tamamen Ar-Ge'sini Türk hı-hı. mühendisler yapıyor. Bizim şirketimize baktığınız zaman tüm bölümler var. Ciddi bir üretim tesisi. Yani bir üniversite öğrencisi olarak düşündüğünüz zaman sonrasında kariyer basamaklarında ilerleyebileceğiniz insan kaynaklarından, mali işlerinden, pazarlama, satış, uluslararası satış, satış her sonrası hizmetler, var. Yedek parça, tedarik zinciri, lojistik, planlama, Ar-Ge, üretim. Yani daha belki saymadığım bizim işletme derslerindeki tüm şeyleri kapsıyor aslında yani. Hani, evet, her şeyi kapsıyor. Çünkü, hepsi var. Yani değer zinciri çok uzun bir işletme. Ve ürettiğimiz ürünleri de yurt dışı pazarlarına satıyoruz. Özellikle otobüslerimizi Avrupa'nın en iyi ülkelerine, en birinci seviyede ülkelerine Türk mühendisiyle beraber satıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda özellikle mühendislik öğrencilerine çok hitap ediyor bizim sektör. Orada aradıkları her şeyi fazlasıyla bulabilirler. Yine aynı şekilde savunma sanayisi araçlarımız da var. Savunma sanayisinde de yer alıyoruz. O da çok ayrı bir kul var. Evet, zırhlı bir çok... şey yapılmıştı değil mi sanki? Onu hatırlıyorum. Evet, evet. Zırhlı araçlarımız zırhlı, var. Evet, teyidimiz var. Evet, görmüş. Evet, o anlamda da oldukça iyi ilerliyoruz. Yani çok iyi bir teknoloji şirketiyiz diyebilirim. Hem çok iyi bir Ar-Ge şirketiyiz ve iyi bir teknoloji şirketiyiz diyebilirim. Süper. Zaten Ar-Ge bu işin mutfağı. Özellikle mühendisler bu konuda çok daha hakimlerdir. Hani Ar-Ge'si iyi olan bir otomobil firması ya da diğer teknoloji firmalarının uzun vadede piyasada da aslında bunun karşılığını her türlü bulabildiklerini görüyoruz, düşünüyorum ben kesinlikle, keza. Kesinlikle. Yani Ar-Ge bir hakikaten derya deniz bir konu. Kesinlikle. Yani her çok ucu açık. Yeni konular, yeni projeler, yaratıcılıkların çok yüksek olması gereken bir bölüm. Ve mühendisliğin tamamını, bilgisinin tamamını kullanması gereken kendisini geliştirdiği gibi kendisinin de şirketi geliştirdiği kesinlikle. Bir sürecin içerisinde sürekli böyle hiç durmadan dönen bir düzen var. Kazan kazan ilişkisi. Bir yin yang var yani değil mi? İnanılmaz. Cycle sürekli. Yani inanılmaz. Yani şu anda teknoloji pandeminin de biraz da etkisiyle ki ondan öncesinde de böyleydi. İnanılmaz hızlı ilerliyor. Bilgi çok hızlı kendisini yeniliyor. Buna çok iyi adapte olmak gerekiyor. Ama tabii ki bu işin içinde olan, bu işi seven kişiler için de oldukça keyifli bir ortam. Değil mi? Kesinlikle. Bir mühendis bence de öyle bir ortamda. Mühendis olsam kesinlikle bulmak isterdim yani. Bir mühendisin aradığı her şey bizde var. Değil mi? Öğrencilerimize duyurulur. Kesin. Tabii sadece mühendislik değil. Hani diğer alanlardan tabii sosyal bahsettim. Bilimlerden de bahsettim. Ama tabii ki ağırlıklı olarak teknoloji ürettiğimiz için mühendisler daha çok ağırlıklı değil mi? Daha böyle bir menba gibi bahsedebiliriz. Aslında buradan girmişken onu şeyden mi devam etsek? Hani Isuzu işe alımlarda öğrencilerden dikkat ettikleri beklentileri vesaire neler oluyor? Yani belki şöyle, bunlardan biraz bahsedebiliriz. Tabii ki bunun iki ayağı var aslında. Yani işe alımların iki ayağı var. Birincisi siz davranışsal olarak ve kendi değerleriniz olarak bir şirkete uygun musunuz? Bu kısmına aslında insan kaynakları bakıyor. Evet. Nelere bakıyor? Kişiliğe bakıyor. Kişinin motivatörlerine bakıyor. Yetkinliğine bakıyor ama yetkinlik derken genelde kavram biraz karışabiliyor. Baktığı ağırlıklı olarak davranışsal yetkinlikler, yani davranışsal boyutlara bakmaya çalışıyor. Yani kişinin değerleriyle şirketin değerleri uyuşuyor mu? Kişi aslında mesleki pozisyon... yetkinlik değil yani aslında o zaman oradaki. İnsan kaynakları öncelikle evet mesleki kişisel... yetkinlik tarafına bakmıyor. Tabii ki bunu öncelikle özgeçmişlerde buna bakıyor ama mülakatı davet ettiği adaylarda insan kaynakları özellikle kişilerin kişiliğine, güdülerine, motivatörlerine ve davranışsal özelliklerine bakıyor. Sonrasında da veya beraber de mülakatın içerisine yer alabiliyor. Teknik tarafa geçiyor. O zaman işin daha mesleki tarafı konuşuluyor. O pozisyonla ilgili örneğin Ar-Ge pozisyonunda
elektrikli araçlarla ilgili bir yazılımcı aranıyorsa bu konuda deneyime bakılıyor. Kişinin aslında deneyimden çok da kendisini ne kadar geliştirdiğine bakıyor. Bu kişi bazen şey söylenebiliyor. Yani işte 3 yıl deneyim, 5 yıl deneyim, işte biz çalışmaya nasıl deneyim elde edeceğiz? Deneyim sadece çalışarak değil, aslında işte staj süreçleri, daha farklı süreçler veya farklı projelerde görev alan arkadaşlarımız kendilerini çok iyi geliştirebiliyorlar. Ki zaten dediğimiz gibi bilgi sürekli kendisini yeniliyor. Dolayısıyla orada bakılan şey aslında kişinin mesleki anlamda o pozisyonda katkı verip veremeyeceği. Biz tabii ki kendisine bir şeyler öğreteceğiz. Her şirket herkese bir şeyler öğretir. Aynı zamanda o kişi de bize bir şeyler öğretecek mi? Bu da önemli. İşin meslek tarafında biraz daha buna bakılıyor. Aslında bir işe alım sürecinde de ya da çalışan işveren arasında bir kazan kazan ilişkisi her zaman var. Hani genelde uzaktan olaya bakınca hep sanki şirket tarafı bir şeyler talep ediyor ve kazanıyor gibi, ama aslında çalışanlar da şirkete bir şeyler veriyor. Onlar da şirketten bir şeyler alıyor. Karşılıklı bir aslında bir kazan kazan denklemi oluşuyor. Hani onu bence da aslında öğrencilerimiz... Evet. Yani kazan kazan gerçekten öyle. Yani lafını kestim belki ama. İnşallah. Yani çok doğru bir şey söylüyorsun. Biraz da o eşiği geçtik. Artık yetenekli veya kendisine güveni de yüksek olan arkadaşlarımız ne istediğini daha iyi biliyorlar. Ve ne istediğini bildiği için o şirketin de kendisi için doğru şirket olup olmadığını anlamaya çalışıyor mülakatlarda. Bir seviyede onlar da bizi değerlendiriyor. Yani sadece biz onları aslında değerlendiriyoruz. Aslında böyle bir sorun vardı. Onu tam çok güzel aslında konu oraya geldi. Yani sonuçta hani sizler tabii ki çalışanlarınızı seçiyorsunuz ama çalışanlar da sonuçta çalışmak istediği firmayı da ister istemez tabii ki tercih ediyorlar ya da seçiyorlar. Hani özellikle de bunu daha nitelikli, kalifiye elemanlar bakış açısıyla bakacak olursak da hani onlara net nasıl bunu nasıl diyeyim, sizin neden tercih etsinler gibi ya da neden Isuzu? Evet. Hani neden işte diğer X firması değil de hani farkındalıklar çalışanlar için neler olabilir? Hani gerçi az önce birçok yani imkandan bahsettin hani şeylerin. Özellikle mühendisler çok bazında. Fazla, çok fazla faktör var. Yani şirketler de birbirleriyle işveren markası anlamında yarışıyorlar. Sadece bir marka olgusu değil, işte verdiği ücret, yanaklar vesaire, bunlar farklı şeyler. Ama şirketler işveren markası çerçevesinde birbiriyle yarışıyorlar. Herkes daha farklı gelişim imkanları sunmaya çalışıyor kendi şirket içerisinde. Biz de insan kaynakları ekibi olarak sürekli o kadar fazla çalışma yapıyoruz ki çalışanlara yönelik onları hem şirket içerisinde daha mutlu çalıştıracak, hem daha yaratıcı süreçlerle çalışmaları devam ettirecek çok fazla çalışma var. Bizi niye tercih etmeleri gerekiyor? Öncelikle tabii ki Türkiye'nin en önde gelen gruplarından birinin şirketiyiz ve uluslararası bir şirketiz. Hem ortaklarımız uluslararası, hem de bizim iş yaptığımız ülkeler, satışlarımız aynı şekilde hani çok uluslu bir şirketiz. Dolayısıyla bu çok önemli. Kişinin kendisini geliştirebileceği çok alan var. Hani yeter ki o istek olsun ve biz motivasyon de çok olsun, hani evet öğrenmeyi öğrenebilen adayları biz de seçmeye çalışıyoruz. Çünkü bugünün bilgisi artık bugün de kaldı. Kendisini sürekli bu gelişim çemberinin içinde tutması gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka biz kendine çok ciddi katkılar sağlıyoruz. İşte her şirketin çok güzel tasarlanmış gelişim programları var. Liderlik programları var. Staj süreçleri var. Her şirket çalışanlarına çok değer vermeye çalışıyor. Bunu birçok şirkette görüyoruz. Yani bu gelişim işveren markası anlamında da şirketlerde her geçen gün artıyor. Tabii ki öğrencilerimizin de bu anlamda kendilerinin de şirketlere katkı sağlaması gerekiyor. Ama bizi seçmeler için dediğim gibi çok neden var. Yani şirket içerisinde sağladığımız uygulamalar, gelişim imkanları, şirket içinde uyguladığımız rotasyon programları, sağladığımız imkanlar, tabii ki ücretler, yanaklar, bunlar da yani kurumsal bir şirketin vermiş olduğu tüm uygulamalar kendilerine direkt yansıyor. Bunun yanında içeride çok samimi bir ortam var. Bir teknoloji şirketi ve inanılmaz teknolojiye odaklanmış ve son zamanlarda dijitalleşmeye inanılmaz odaklanmış
bir şirket. Son birkaç yıldır dijital dönüşüm programımızı başlattık. Bu sadece bir Ar-Ge bölümünde değil, tüm bölümlerde data analistleri, veri analistleri yetiştiriyoruz. Hem bunu tabii ki gönüllülük esasına göre, yani öğrenmeye daha meraklı olan açık arkadaşlarla olanlara devam ediyoruz. Hem de tabii ki içeride bazı dinamikler var. Bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Ancak dijitalleşmeyi odağına koymuş bir şirket. En büyük özelliği, evet ben kendimi geliştirmek istiyorum diyen bir kişinin çok rahat yolun açık olduğu, çok güçlü bir teknoloji, çok güçlü bir teknoloji şirketi. Süper. Burada belki biraz şeyin de etkisi var mıdır onu dersin? Hani sonuçta Isuzu bir Japon ortaklığı da var işin içerisinde. Hı hı. Japon kültürünün belki buradaki bir yansımasını ya da sen diğer farklı firmalarda da çalıştın. Hani kıyaslama şansın olabilir diye düşünüyorum. Hani tabii bir Japon kültürünün etkisi var mıdır şu an şirket içinde? Kesinlikle var. Aslında TEMSA'da çalışırken de orada da bir Japon kültürünün etkisi vardı. Orada da Mitsubishi ile olan bir ortaklıktan yıllarca gelen bir birlikteliğin o know-how aktarımlarını, o bilgilerin birbiriyle olan, o deneyimlerin birbiriyle olan geçişinden kaynaklı çok ciddi bir tecrübe oluyor. Isuzu da aynı şekilde, Anadolu Isuzu da aynı şekilde. Kesinlikle özellikle üretim alanlarında bu çok daha fazla hissediliyor. Bunu da zaten hani yönetim ekibimiz, yönetimimizde de bulunuyorlar. Isuzu ekibi. Dolayısıyla bunu da çok rahat hissedebilirler. Aynı şekilde Isuzu'nun IAM sertifikasına sahip bir şirketiz. Üretim alanında. IAM sertifikası nedir? Bu bir Isuzu'nun üretim sistemleriyle ilgili ve kalite sistemleriyle ilgili aldığı bir sertifikasyon. Tabii bunu alabilmek için tüm üretim şeklinizin, tüm bayağı kalite prosedürlerinizin tabii ki Japonlar çok daha tahmin edersiniz hani bu konulara daha titizler. Dolayısıyla bizim işletmemize girdiği zaman da kişi bunu oldukça net bir şekilde oradaki düzenden hissedebilir. Süper. Biraz bireysel olacak ama şeyi sorsam olur. Seni en çok heyecanlandıran şey ne Isuzu'da? Beni geleceğe dair bir ya da projeler bazında gitsin. Özellikle çalışanlara yönelik uygulamalarda çok esnek çalışabiliyoruz. Yani birçok çalışma var. Mutluluk takımlarımız var. Dijital dönüşüm elçilerimiz var. Böyle hayal ettiğimiz her şeyi uygulayabileceğimiz özellikle çalışanlara yönelik bu uygulamaları çok rahat bir şekilde uygulamak bizim elimizde. Yani benim bu şekilde, bizim ekibimizin önüm bu şekilde çok açık. Çalışanları daha fazla haklar verebilmek için, yeni bir şeyler tasarlayabilmek için önümüz çok açık. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Hayal ettiğimiz yani aslında, bir şeyi çok hızlı uygulayabiliyoruz. Tam onu diyecektim ben de. Hani bir fikirle, bir projeyle gelip bunu anında hayata geçirebilme şansınız var o zaman yani. Evet, yani insan evet mesela kendim için söylersem insan kaynakları anlamında hemen farklı gelişim programları tasarlayabiliyoruz, hemen bunu devreye alabiliyoruz, çalışanlara yönelik farklı uygulamalar devreye alabiliyoruz, çok hızlı karar alabiliyoruz bu anlamda. Tabii ki işin diğer boyutlarında hani ekonomik boyutlarında farklı projelerde onlar da işte fizibilite çalışmalarıyla değerlendiriliyor. Ama her fikir mutlaka değerlendiriliyor bu anlamda. Beni en çok heyecanlandıran tarafı Isuzu'da bu. Çok yeni şeyler yapıyoruz. Yani yeni de bir ekibimiz var. Çalışanların motivasyonlarına yönelik veya yeni kavramı çalışan deneyimi, çalışan deneyimine yönelik çok faaliyet yürütüyoruz. Tepeden tırnağa tüm süreçlerimizi sürekli çalışanların daha fazla mutluluk noktası yakalayabilecekleri alana dönüştürmek istiyoruz. Tabii ki kolay değil. Ama çok böyle nasıl diyeyim ilmek ilmek işliyoruz. Adım adım ilerliyoruz orada. Ama çok kısa süre içerisinde çok da iyi noktalara ulaşacağız ama bilgi de kendisini yeniliyor. Tabii. Beklentiler de kendisini sürekli yeniliyor. Bizim de buna mutlaka her daim hazır olmamız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki teknoloji firması demişken şimdi tabii ki bunu çok rahatlıkla bence uyum sağlamışsınızdır ama pandemi döneminde hani iş yapış şekilleri çok farklılaştı. Belki biraz da ona mı değinmek de fayda olabilir. Çünkü sonuçta bir fabrika ortamı da var orada. Hani
bunda ne kadar uzaktan bu yürütülebilir ya da ama belki bazı bölümler için bu çok daha kolay olmuştur ama üretim bandı noktasında sanırım biraz daha zorlanmışsınızdır. Ya şöyle, dedim ya bildiğimiz her şeyi sürekli unutup yeni bilgiyi öğrenmeye çalışıyoruz. Hemen adaptasyon. Bugün gündemimiz pandemiyken işte yarın başka bir gündem ortaya çıkabiliyor. Ama buna çok hızlı çözüm üretmeniz gerekiyor. Tüm ekiplerle birlikte çözüm üretmeniz gerekiyor. Yani sadece bir bölüm oturup da buna bir çözüm üretemez. Pandeminin başından beri ekipler çok daha fazla koordinasyon halinde çalışıyorlar. Zaten online'dan çalışmaya çok hızlı adapte olduk. Yani bir günde adapte olduk diyebilirim. Uzaktan demek ki altyapı da hazırmış yani. Bu da bence önemli bir şey. Kesinlikle. Yani altyapı da hazır ama buna psikolojik olarak hazır değildik. Yani evden çalışmaya tamam çalışabiliriz ama hani nasıl çalışacağızı bilmiyorduk açıkçası. Doğru. Bu bunun için bir tüm şirketler için milat oldu. Ama gerçekten evden çalışılabiliyor. Bu herkes tarafından. Artık tecrübe edildi. Tecrübe edildi. Ama hani gözlemimiz şöyle biraz da hibrit model daha sağlıklı olacak gibi. Yani sadece evden çalışma modelleri belki bazı pozisyonlar için uygun olabilir. Ancak insan sosyal bir varlık. Dolayısıyla kesinlikle. Onun bu ihtiyacını da iş yerleri ciddi anlamda gideriyor. Ama sürekli evden çalışmanın yaptığımız araştırmalarda ve okuduğumuz araştırmalarda doğrudan evden çalışmanın çok sağlıklı olmadığı görülüyor. Hibrit modeller ilerleyen dönemlerde ki birçok şirket bu çalışmalara da başladı. Zaten bununla ilgili kanun da çıktı. Biraz daha işin başında tabii ki kanun maddesi çok detaylı değil ama bu yolda ilerleyecek çok alan var. Bu da yeni bir bilgi, yeni öğrenmemiz gereken bir alan. Biz de bu alanı öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii ki üretim hatları için biraz daha zorlu oldu süreç. Tedbirler, üretimi özellikle tedariği çevirmek. Çünkü sadece kendi ülkenizde, kendi şehrinizde olan bir durum değil, tüm dünyada olan bir durum. Dolayısıyla buna adapte olmak da tabii ki daha zordu. Ama yani çözüm üretilmesi gerekiyor. Oradaysanız yani mutlaka bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Bizim şirketimizde yani Isuzu'da çok iyi çözümler üretti. Çok iyi çözümler geliştirdi. Dolayısıyla en az yarayla bu süreci 2020'yi kapattı. 2021'e de aynı şekilde farklı kaslarını güçlendirerek devam ediyor diyebiliriz. Süper. Burada ben arada böyle yana dönüyorum. Sorularımız orada. Yan tarafta bilgisayar var. Ondan dolayı bazen böyle şey yapıyorum. Dikkatim i̇şte maç daha... da varmış. Milli maç da varmış. Acaba evet, maçı mı izliyorsun bir an? Hani şey olur. Yok olur mu öyle? soruları kontrol ediyorum. Sonrasında tekrardan kafamda kurgulayıp dönüyorum falan. Burada şey demişken arkadaşlar sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Şeyler tamamlandıktan sonrasında benim hazırladığım sorularımız tamamlandıktan sonrasında sizin sorularınızı da Onur'a iletmeye devam edeceğiz. Ya ben en çok da o soruları merak ediyorum açıkçası. Hakikaten orası daha iyi. Yani bizim anlatacak çok şeyimiz var. Evet hani bizim çok ucu açık çok aslında. Evet, aynen. Evet yani konuşuruz kesinlikle. Çünkü bu yaşadığımız şeyler, sürekli içinde olduğumuz şeyler. Ama arkadaşlarımızın sorularına çok daha kesinlikle çok daha hepsine cevap vermek için zaman ayırmak isterim. Onlar çünkü direkt adrese gidiyor o değil cevaplar, mi? O yorumlar. Kesinlikle. O da bu fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Aynen. Onur bulmuşken hemen altta arkadaşlar yorumlar. Beni bulmak gelsin. Çok kolay. Beni çok LinkedIn'den çok sıkılıyor. Bir özelliğim var. Biri bana yazdı mı mutlaka cevap yazarım yani. Süpersin. Onu da kendi içinde böyle şey olarak sorumluluk olarak taşıyorum. Harika. Hatta böyle bir komik bir konuşmamız da oldu. Onu da böyle aktarayım. Bir arkadaş yazıyor. Uzun uzun yazıyor. Ben cevap veriyorum. Yazıyor işte yönlendiriyorum vesaire. Yani sonra dedim ki hani işte bununla ilgili işte ne yapabilirim işte çalışma işe girebilmek için şunu yapabilmek için neler kullanayım? Hani en son konu biraz şey geldi. Hani networklerinden de faydalanabilirsin. Hani işte network şey demek değildir. İşte torpil demek değildir bu arada. Hani onu da ifade edeyim. Kesinlikle. Bu noktaya geldim. Biraz karıştırılan bir kavram evet. Evet. Networklerinde de kullanabilirsin gibi bir ifadem oldu. O da şöyle bir cevap verdi. Zaten onu yapıyorum dedi. tüm gelişen süreçte beni network'ünü almak için arkadaşımız çok güzel bir gereken süreç çabayı sarf etti. Takdir ettim o arkadaşımızı. Böyle uzun uzun şeyler de yazabiliyorum ama bazen ara verebiliyorum.
bakamadığım dönemler oluyor ama oralarda. İllaki yani sonuçta hayat yoğunluğu içerisinde illaki olabilir yani o tarz. Ya yani telefonumu veriyorum, bazen arıyorlar, konuşuyoruz falan böyle. Onlar da keyifli oluyor. Süper. Bence bu da biraz aslında olur hani bizim jenerasyona özel diye düşünüyorum. Sanki biraz böyle o jenerasyon biraz daha iletişime ve teknolojiyle uyumlu. Hani o süreçlerden de geçmiş biri olarak empati yapabiliyorsun muhtemelen. O da Yani önemli bir... evet, doğru. Yani oradaki empati duygun ağır basıyor kesinlikle. Ve hakikaten fayda sağlamak istiyorum. Bazen arkadaşlarımız hani maillerinde de farklı ton da kullanabiliyorlar. Biraz daha böyle kendilerini zor durumda da ifade edebiliyorlar. Ama tabii ki onlara sadece bir şirketin olmadığını, bizde de her zaman her pozisyon açık olmayabiliyor veya uygun bir pozisyon olmayabiliyor. Tabii ki. Onlara o anlamda da destek olmak istiyorum. Bizler de dediğin gibi o dönemlerden geçtik. Hakikaten yol gösterilmesi, yani şu dönemde biraz daha kolay. Bu dijitalleşen Kesinlikle çağda bu bir... herkes birbirine çok daha fazla ulaşabiliyor. Bu anlamda arkadaşlarımız biraz daha şanslı. Tabii biz de çok eski toprak değiliz ama bir seviye o dijitalleşmeyi çok daha derinden hisseden bir jenerasyon var şu anda. Kesinlikle. Şimdi soruları tekrar kontrol ediyorum da onu böyle aynısından tekrar tekrar dönmeyelim diye. Ben Şeyden soruların bahsetsek. Bir ikisini tahmin ediyorum. Genelde bu Öyle mi? görüşmelerden sonra hep aynı soru geliyor. O soru gelirse bekleyeyim. Öyle mi? Gelmezse ben sonunda cevaplayayım. Aynı şeyi mi tahmin ediyoruz acaba? Bu yıl hangi alımlarınız var? Yok, bunu Öğrencilerimiz nereleri? Alımlarımız çok şeffaf bir şekilde Kariyer.net üzerinden paylaşıyoruz. LinkedIn'den iki slotumuz var. LinkedIn'den de paylaşıyoruz mümkün olduğunca. Ama dediğim Süper. gibi bizim ağırlıklı ilanlarımız mühendislik pozisyonlarında oluyor. Arge tarafında oluyor, satın alma tarafında, tedarik tarafında oluyor. Şu anda da zaten oldukça fazla ilanımız var. Oradan takip edebilirler. Süper. Çünkü sürekli değişiyor. Bugün bu kapanıyor, yarın diğeri açılıyor. Çok fazla alan var. Aktif, aynen. Peki Kesinlikle. stajlarda da mı benzer şekilde hani başvurular nereden yapabilir arkadaşlar? Yine aynı şekilde şu anda bir program başlattık. Talent Pickup adında. Orayı da çok önem verdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir program. Öğrencilerimiz programa başladıklarında çalışacağı projeler, çalışacağı mentorlar, eğitim programları hazır. Yaklaşık 10 haftalık bir program. Arkadaşlarımız bu programa başvuru yapabilirler. Buradan bunu ifade edebilirim. Çok değerli bir süreç olacak. Bir programımız bu. Bunun haricinde proje stajyeri olarak ifadelendirilen yine bizim içimizde Talent Pickup deneyim, yani Talent Pickup Experience dediğimiz bir programımız var. Orada da bir fiil eğer gelebileceklerse, derslerini ayarlayabiliyorlarsa ki online şu an dersler olduğu için daha rahat olabiliyor Daha arkadaşlarımız. rahat Veya evet. haftada 3 gün 4 gün de gelebiliyorlar. Experience programı var. O programımızda da aslında bir fiil çalışan deneyim yaşayabiliyorlar. O bölümde bir fiil çalışabiliyorlar. Yine onlar, o arkadaşlarımız için de farklı gelişim programları var. Dolayısıyla bir programımız da bu. Bir programımızda tabii ki zorunlu stajlarımız var. Intern dediğimiz arkadaşlarımız var. Orada tabii her üniversitenin yok. Bizimle ilgili olan bölümler ve üniversiteler başvurularını yapıyorlar. Öğrenciler bize başvurularını yapıyorlar. Onları da ilgili dönemlerin hemen başlarında taleplerini topluyoruz. O programlarımız da var. Her üniversite yok derken belli üniversitelerle mi? Intern dediğimizde üniversite tarafından zorunlu stajı olan arkadaşlarımız var. Bir Evet. dönem iş yerinde geçiyor. İş yeri eğitim stajı olarak geçiyor. Not alıyorlar bundan. Ama her bölümün ve her üniversitenin olmayabiliyor. Yok tabii aynen. Uygulamalı Olan eğitim olarak yerler, geçiyor hatta evet. Olan evet bölümler bize daha fazla başvuru Tercih yapıyor. ediyor. Oldukça fazla Süper. Stajyerimiz var. Yani tabii ki yani yıl içerisinde şöyle düşünürsek yani meslek lisesi stajyerlerini falan da sayarsak böyle Hatta onlar da var. 200'lere falan çok rahat çıkar yani. Oo çok iyi rakam. Tabii. Bu bence nasıl diyeyim? Bir yerde sosyal sorumluluk gibi de. Yani o öğrencilerin piyasayı bilmeleri, görmeleri ve deneyimlemeleri açısından çok büyük bir fırsat. Yani tabii ki deneyim kazanmak gerekiyor. Çünkü gelişmenin hani en önemli unsuru deneyim elde etmek.
Yani dinleyerek öğrenebilirsiniz. Hani bir sınıf içerisinde eğitim alarak öğrenebilirsiniz ama öğrenmenin en sağlıklı yolu veya en kalıcı yolu deneyim elde etmek. Yani deneyimlemek o işi. Deneyimleyebilecek de en iyi ortam gerçekten iş başında. Staj programları, iş başında o işi yaparak mutlaka farklı staj programlarına katılan arkadaşlarımız ne istediklerini çok daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla büyük avantaj oluyor. Tabii ki birçok yine şirketin staj programları var. Biz de mümkün olduğu kadar kontenjanımızı arttırmaya çalışıyoruz. Büyük bir kontenjan sağlamaya çalışıyoruz. Ki herkesi, yani olabildiğince fazla öğrencimizi bu grubun içerisinde yer almak istiyoruz. Ama şu anda da çok ciddi bir başvuru var. Bir kontenjanımız var. Böyle ortamı yumuşatmak için bunları da söylüyorum. O da bizi üzüyor. Yani çok başvuru var ve belli bir kontenjanımız var. Çünkü yani biz o kontenjana ancak odaklanabilecek durumdayız. Fazlasını alırsak biz odaklanamamış ve o arkadaşlara gerekli özeni gösterememiş olacağız. Ama bir yandan da bazı arkadaşlarımızı da bu süreçte üzmüş oluyoruz. Maalesef. O da aslında işin doğasında. Hani bir yerde stajlar nasıl bir gerçek bir iş hayatının bir simülasyonu gibi düşünecek olursak belki de. Hani aslında işe, yani staja kabul edilme, kabul edilmeme de aslında benzer bir simülasyon gerçeği olmuş oluyor. Kesinlikle. Aslında bahsettiğin gibi aslında stajların hani hangi alanda kendilerini uzun vadede çalışmak istediklerini keşfetmek ya da belki tersten okuma yaparsak hangi alanda çalışmamaları gerektiklerini de aslında keşfetmeler açısından bence. Belki hatta o bence daha kıymetli olabilir çünkü sevmedikleri bir alanda işe girip hani seveceklerini varsayarak ileride orada zamanlarını kaybetmek ya da orada daha verimsiz, mutsuz çalışacaklarına bunu staj döneminde keşfedip kendilerini keşifte bulunup o şekilde ilerlemeleri o anlamda daha da belki de etkili ve faydalı. Ya biz çok karşılaşıyoruz bununla. Yönlendiğimiz arkadaşlarımız da oluyor. Sonra 3-5 yıl sonra hakikaten bir araya geldiğimizde ya evet, diyorlar, ya iyi ki de bunu yapmışım veya bunu yapmamışım, bu yoldan devam etmişim. Yorumlarını diyorlar. Çok duyuyoruz. Bunda bizim için de mutluluk çok, verici çok oluyor. Çok kıymetli bir şey. Kesinlikle. Onur, şöyle bir soru sorsam. Şimdi şu anki Onur Ortatepe olarak olaya baksan ve üniversite tekrar böyle birinci sınıfına doğru gitsen ve şu anki işte edindiğin o kümülatif bilgi birikim diyeyim, tecrübe diyeyim vesaire. Onlarla beraber tekrardan üniversite birinci sınıfta okuyan öğrenciler ya da sen okusaydın ne yapardın, ne yapmazdın, kendini nasıl hazırlardın? Evet, hani böyle bunu sorarken sadece şey anlamda da sormuyorum açıkçası. Hani mesleki gelişimde tabii ki yapman gerekenleri bahsedeceksindir. Hani belki de sosyal anlamda, kişisel gelişim anlamında da. Ucu açık bir soru. Çok şey yapardım. Tabii ki nasıl diyeyim, hani şu anda içinde bulunduğumuz anı yaşıyoruz tabii ki. En önemli an bu an. Sahip olabildiğimiz an sadece bu an. Tabii ki şimdi geçmişe dönüp bir şeyler yapmak istediğimiz zaman daha fazla şey söyleyebiliriz. özellikle şunları söyleyebilirim arkadaşlarımız için faydalı olması açısından. Bizler hani üniversite sınavı ile birlikte, üniversite sınavından aldığımız puanla birlikte şuna bakıyoruz. Ne kadar puanım var ve en geçerli iş hangisi, bunu yapabilir miyim ve bakıyor. Ve böyle bir tercih yapıyoruz. Dolayısıyla ben de böyle bir tercih yaptım. Birçok arkadaşımız da, şu an bizi dinleyen arkadaşlarımız da büyük bir ihtimalle bir tercih yapmışlardır. Öncelikle imkan olsa bunu ortadan kaldırmaya çalışırdım. Şu anki tabii ki deneyimlerim başka şeyler yapmamı söylüyor. Çünkü aslında farklı alanlarda güçlüymüşüm. Ama o zaman fark etme şansımız olmuyordu. Maalesef. Bunu değiştirmek isterdim. Bunun daha fazla farkında olmak isterdim. Özellikle lisedeyken. O zaman daha farklı bir yol seçmiş olurdum kendime. Aslında şey mi demek istiyorsun değil mi Onur? Hani lisedeyken kendimi daha net keşfedip hani yeteneklerimin neler olduğunu daha doğru keşfedip ona göre meslek seçimi noktasına demek istedin galiba değil mi? Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Yani tabii ki bunu şu an söyleyebilmek çok kolay. Ama o dönemde evet. Daha farklı bir ruh halindeyiz. Biraz daha üniversite kazanmayı istiyoruz. Daha prestijli üniversite, daha prestijli bölüm gibi bakıyoruz. Prestiji de başkalarının algılarına, değerlerine göre yapıyoruz aslında. Ama hayat öyle değil. Çünkü yani mesela ben okuduğum bölümle ilgili şu anda bir iş yapmıyorum.
Bunun da sebebi bu kariyer yolculuğunda aslında kendimi bulmuş olmam. Yapmış olduğum işlerde aldığım geri bildirimleri dinlediğimde o zaman anladım ki doğru yolda ilerliyorum. Dolayısıyla yaptığım iş benim için çok zorlayıcı bir iş haline gelmiyor. Ben şeyleri de çok doğru bulmuyorum. Yani arkadaşlarımız veya birçok yerde de hedef koyma, işte şu üniversiteyi kazanacağım, şu bölümü kazanacağım veya işte şu pozisyona yükseleceğim, CEO olacağım, şu olacağım. Evet, hani özgüveni yükseltmek için anlaşılabilir. Ancak böyle hedefler hayal kırıklıklarını da çok fazla beraberinde getirir. Evet. Orada önemli olan kısmın şu olduğunu inanıyorum. Siz mutluysanız yaptığınız işte ve işi layıkıyla yapıyorsanız, işinizi iyi yapıyorsanız, onda derinleşiyorsanız, bilginizi o alanda derinleştiriyorsanız, işte o zaman bilgi seviyeniz arttıkça özgüveniniz artıyor. Ve işin yapısı da sizin için uygunsa ardından başarı geliyor. Veya başarı zaten dediğimiz faktör geliyor, ama siz tabii buna hiç umursamıyorsunuz. Yani ben hiç işte müdür olacağım, hedefim müdür olmak, direktör olmak, genel müdür olmak, öyle bir hedefle hiçbir zaman kendime öyle bir hedef koymadım. Sadece yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum. Yaptığım işi anlamlandırmaya çalışıyorum. Yaptığım işin bana uygun olup olmadığını sorgulamaya çalışıyorum. Böyle yaptığım zaman daha yaratıcı oluyorum. Özgüvenim daha yüksek oluyor. Çok daha bu işten keyif alıyorum. Dolayısıyla o dönemlere dönsek, şu anki işimi daha fazla destekleyen bir bölüm seçmeye doğru yönelirdim. Ama tabii ki arkadaşlarımız bunun için ne yapabilir? Kendilerini daha fazla dinleyebilirler. Ne istediklerini anlamak için daha fazla staj süreçlerini deneyimleyebilirler. Bu konuda insan kaynaklarıyla konuşabilirler, sizinle konuşabilirler. Mümkün olduğu kadar fazla geri bildirim alabilirlerse, yani fazla bilgi alabilirlerse, ne istediklerini daha iyi anlayabilirler. Kariyer yolculuğu çok farklı. Bu yolculuğa girdiğinizde farklı tekliflerle karşılaşabiliyorsunuz ve yönünüzü farklı yöne çevirebiliyorsunuz. Ancak hani girdiğinde biraz daha kişi kendisinin farkında olabilir, ama girmeden önce bu yola ne kadar iyi tanırsa o yolda o kadar daha hızlı ilerler. Amacına, isteğine çok daha hızlı ulaşır. Ulaşır değil mi? Aslında şimdi sen onu anlatırken ben de böyle yaşadığım süreçler bir an böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Aslında çok benzer süreçleri yaşadık. Yani bende de hani lisedeyken o kadar bilinçli bir şekilde hani kendimi keşfetmiş ve gerçekten de yeteneklerim neler, hangi alana meyledersem daha başarılı olurumun çok böyle bariz bir şeyi yoktu. Farkındalığı ve bilgisi yoktu. Hani o anlamda biz belki biraz da kısmetimiz varmış diyelim. Hani kendimizi bulabileceğimiz mesleklere yönelebildik. Hani öğrencilerimiz bu noktada kendilerini aslında o dönemde tam olarak keşfedip de kendi beklentileri, hayattan beklentileri, yetenekleri, bunların hepsini böyle doğru noktada match edebilirlerse gerçekten de performans anlamında da maksimum boyuta gelebilirler. Yani o gerçekten bence çok çok kıymetli. Hani ben düşünüyorum, şu an benim çocuğum üniversite öğrencisi olsa ya da lise öğrencisi olsa sanırım ilk yaptıracağım şey böyle bir sağlam bir kişilik analizi yaptırıp nelere yetenekleri var, eğilimi nedir, karakteri nasıldır, hani hangi mesleklerde daha mutlu olabileceğini, tabii bunu hem ebeveyn olarak gözlemleyip hem de bunu bilimsel anlamda da belki oturtup onunla göre bir meslek seçimi ya da meslek seçiminin içerisinde de alan seçimi noktasında belki bu şekilde bir yönlendirme çok daha doğru olabilir. Bu sohbetlerimiz aslında biraz da onun amacıyla yapılıyor. Ya öğrencilerimize şunu söyleyebiliriz. Tabii şimdi kendini şöyle hissetmesinler. Tamam biz seçtik şimdi. Hani geç mi kaldım vesaire gibi bir şey kapılabilir. Kesinlikle öyle değil. Hani şunu çok net söyleyebilirim. Öncelikle endişe duymasınlar, kaygı duymasınlar. Mutlaka çok iyi bir noktaya gelecekler. Bu özgüveni hiçbir zaman kaybetmemeleri gerekiyor. Bunun için kendini yıpratmalarına gerek yok. Hakikaten işe gireceği zaman da bazı arkadaşlarımız fazla seçici olabiliyorlar. Farklı düşünebiliyorlar. Bir yerden işe başlamak çok önemli. Bir şeyleri icra etmek çok önemli. Bu sürecin içerisinde mutlaka kendilerini daha iyi anlayacaklardır. Ve bir süre sonra eğer yaptıkları işte keyif almayı seçerlerse, yaptıkları işe anlam kazandırmayı seçerlerse, yani sadece işte devlet memuru olayım veya şöyle bir şey yapayım veya buraya gittim işte kapağı attım bitti gibi değildi, bakmazlarsa eğer
çok daha arzu ettikleri, hatta beklemedikleri yerlere de ulaşacaklardır. Kesinlikle ulaşacaklar. Hani burada hiç şüpheleri olmasın. Kesinlikle. Ben de hissediyorum. Kendimi çok eksik hissettiğim çok zaman olurdu üniversite bitmek üzereyken, bittiği zamanlarda. O endişe, o kaygı gerçekten oluyor. Hı-hı. Ama bir yerden başlıyorsunuz. Kariyer size farklı imkanlar sunabiliyor. Kariyer hayatınızda farklı noktalarla karşılaşabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey yaptığınız işe biraz daha odaklanmak, biraz daha yaptığınız işe derinleşmek. O bilgi Hı-hı. seviyesi size mutlaka özgüven getirecek. Bir şeyleri daha iyi bilmek kendilerine daha fazla özgüven getirecek. Hı-hı. Eğer yaptıkları iş kendi karakterlerine çok aykırı değilse, hatta çok da uygun olduğunu düşünüyorlarsa, çünkü bu değişen bir durum. Yani ben buyum diyemiyorsunuz. Çünkü bugünkü davranışlarınız, tabii ki kişiliğiniz çok değişmez ama, güdüleriniz de belki çok değişmez ama davranışlarınızda değişimler olabilir. Bugünle 3 yıl sonra, 5 yıl sonra daha farklı bir yapıda olabiliyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla kendinizi sürekli dinlemeniz lazım. Çevrenizdeki geri bildirimleri, yorumları sürekli dinlemeniz lazım. Buna göre kendi iş hayatınızda da, bir işe girdiğinizde veya bir işe başladığınızda, eğer gerçekten kendinize uygun olmadığı noktaları iyi tespit edebiliyorsanız, bir sonraki adımda daha farklı bir kariyer yolunda ilerleyebiliyorsunuz. Yani. Bu da ama burada yani yapmak gereken önemli şey, o özgüveni yitirmemek gerekiyor. Kendini Kesinlikle. Bir de adama dediğimiz bir şey var, işe adamak. Hani bu yanlış anlaşılmasın, böyle sabah akşam çalışma anlamına gelmiyor. Hı. Yaptığı işe odaklanma anlamına geliyor. Hakikaten eğer o öğrenmeye başladığınız zaman, o derinleşmeye başladığınız zaman bir adanmışlık oluyor. O işinizle kendiniz arasında bir bağ kuruluyor. Bu bağ kurduğunuzda zaten arkasında siz, yani çok fazla iş yapıyormuş gibi hissetmiyorsunuz sonrasında. O sizin bir yerde hayatınız oluyor. Böyle tamam, bir Cimet. Aslında yolculuk. Meslek seçimi beraberinde bir yaşam tarzı seçimini de aslında getiriyor. Mutlaka. Yani beraberinde o meslek seçimi, yaptığınız işin işte tarzı, iş yapış tarzı vesaire aslında tamamen uzun vadede gündelik hayatınızı da, hayatınızda şekillendiren bir yapı ortaya çıkartıyor. Aslında sohbet buraya gelmişken şeyi de sormak isterim Onur. Hani sorular arasında da vardı. Hani mesela Onur Ortatepe başarısız olacağını düşündüğü zaman ya da böyle düşündüğü zaman oldu mu? Ya da kriz anında nasıl kendini motive ediyorsun? Tekrardan regenerate edip tekrardan olaya nasıl kendini aktifleştirebiliyorsun diyeyim. Öğrencilerimiz çünkü bu tarz durumlar illaki oluyor. Hani belki oradan bir ilham alıp senin yönteminden diyeyim. İş hayatı hayal kırıklıklarıyla dolu gerçekten. Buna hazır olmak gerekiyor. Ancak o noktada kalmamak gerekiyor. Yani biraz aslında bunun çok fazla faktörü var. Yani bir tanesini söyleyebilirim. Bir proje yapıyorsunuz. Bunu sunuyorsunuz. İnanılmaz kötü tepkiler alabilirsiniz ama bunu göğsünüzde taşımamanız lazım. Yani tamam, o bir proje. Onu sundunuz. Başarılı oldu veya olmadı. Yani bir şey uyguladınız, başarılı oldu veya olmadı. O orada kaldı. Bunu kendiniz için yapmıyorsunuz. Bunu iş için yapıyorsunuz. Bir şey daha iyi olacağını düşünerek yapıyorsunuz. Hı-hı. Olmayabilir. Oraya saplanmamak lazım. Çok fazla kişiselleştirme yapabiliyoruz. Kişiselleştirmemek evet. gerekiyor. Aslında eleştiri projeye yapılan bir eleştiri. Kesinlikle. Bazen yani. Performansınız farklı nedenlerle etkilenebilir. Oraya çok saplanmamamız gerekiyor. Bazen Hı-hı. kariyer yollarınız tıkanabilir. Çok farklı durumlar olabilir. Şirketler size hemen bir kariyer imkanı sunamayabilir. Çünkü elinde olmayan faktörler var. Yeni Hı-hı. bir kişi yükselmiş olabilir oraya. Siz Tabii. sonra o bölüme gelmiş olabilirsiniz. Böyle durumlarda amacınızın ne olduğunu anlamanız daha önemli. Yani eğer işte orada hayır ben işte yönetici olacağım, müdür olacağım diye kendinize bir hedef koyduysanız orada çok daha fazla hayal kırıklıkları var. Eğer işinizi yaptığınız işe, yani işinize derken yaptığınız işe değer Aha. verirseniz, gerçekten ne yaptığınızı anlarsanız, örneğin işte mesela insan kaynaklarında işe alım süreci var. Bunu Hı-hı. sadece birini alıp da prosedürlerini yerine getirip işte şirketin içerisine almak gibi bakarsanız bu sizi çok kısa süre içerisinde yıpratır. Oysa bu şekilde olmamalı. Ne yapması gerekiyor arkadaşın?
birilerin hayatına dokunuyorsunuz siz işe alım yaparken. Bu arada konuşurken bazen duraksıyorum. Sağdan soldan böyle yorumlar şeyler geliyor. Arkadaşlar da WhatsApp'tan falan yazıyor. Tamam hocam. O da benim biraz yapıyorum. Başkasının hayatına dokunuyorsunuz. Staj süreci de aynı şekilde. Veya işte iş alımı örnek olarak verdik. Dokunduğunuz, işe aldığınız veya almadığınız kişiler için de onların hayatlarına dokunmuş oluyorsunuz. Hı-hı. Sürece böyle baktığınızda o kadar önemli, o kadar değerli bir süreç ki bunu sadece işe alım, işte birini aldık, görüştük, mülakat yaptık, işe aldık gibi bakmak Hı-hı. kadar rahatsız edici bir şey olamaz. Bunu bu şekilde yaparsa o kişi evet çok mutlu olamaz işinden. Yani anlatmaya çalıştığım şey özellikle bu. Hani aslında onu yaptığımız iş anlamını almak lazım. Anlattıklarından böyle temel şu ana kadar böyle büyük resmi çıkarttığımda düşünüyorum böyle aslında şeyi vurguluyorsun hep Onur, bilmiyorum. Ben mi öyle algıladım ya da hani yaptığın işi iş olarak görmeyip aslında gerçekten onu severek yaptığın işle ortaya bir aslında marjinal fayda koyduğunu ve bunu seni de mutlu edeceğini ve etrafını da mutlu edebileceğini, kesinlikle. Ortaya bir değer koyduğunu, hani olaya bu şekilde bakıldığında aslında performansın da başarının da geleceğini düşünüyorsun ve öyle de uyguluyorsun hayatında. Kesinlikle. Ya yani, başarı da gelip gelmemesi de çok önemli biliyor musun? Değil mi? O prosesteki aslında yaşadığın zaman. Değil mi aslında? O yani başarıyı da aslında dediğim gibi başarıyı da tanımlamak lazım. Hani başarı hep bizim için bir sonuç odaklı bir kavram gibi. Evet, evet, ama aslında evet. O süreç de aslında bir başarının tadı mı diyeyim artık hani. Kesinlikle süreç daha önemli. Süreç yani bence çünkü sonuç bir anlık. Taçlandırma belki de. Aynen yani öyle. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Bu şirkette arzu ettiğiniz pozisyon olmayabilir ama başka şirkette bu Tabii pozisyon olabilir. Alabilirsiniz. Ama işte amacınız pozisyon olursa eğer o pozisyonu elde ettiğinizde ne yapacaksınız? Değil mi? Yani sonra başka bir pozisyon. Yani bu hedefte çalışılmaması sonra lazım. Sonra oluyor. Kesinlikle. Bence çok çok güzel bir bakış açısı olmuş. Çok çok hoşuma gitti. Süper. Yani biz insan kaynakları olarak hep bu bakış açısıyla çalışıyoruz. Süper. Şimdi birkaç sorular geliyor. Sizden WhatsApp'tan ben da. Ben de WhatsApp'tan bir arkadaşı görüyorum. Evet aslında önce ona başlayalım olması istersen önce. Çalışma sırasında bloğunuz var mı edindiğiniz... diyor. Değil, Evet aynen. Paylaştım. Blog var mı? Yani çok böyle duygusal yazamadığımı düşünüyorum. Çok daha doğrusu edebi yazamadığımı düşünüyorum. Ama arkadaşlar dediğim gibi LinkedIn'den bana ulaştıklarında sormak istediği sorular olursa veya bu tarz etkinlikler olunca hiç kimseyi kırmıyorum. Mutlaka konuşuyorum. Evet, Haftaya o da konuda kesinlikle. Farklı bir yerde yine bir konuşmamız var. Aa, süper. Aslında istersen onu da söyle belki orayı o takip etmek biraz daha isteyenler. Özel mi? İçsel bir şey. Bir, Ha, o zaman tamam. Kulübün. Yani buna benzer bir Dışarı, platformsa. dışarıyı açacaklar mı bilmiyorum. O zaman tamam. Ama mümkün olduğu kadar konuşmaya, anlatmaya çalışıyorum bu şeyleri. Hani Süper. Bir blogum yok. Ama hani sormak istediğiniz soruları zaten şu an hani inanılmaz bir iletişim çağı var. Her yerden ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle. Instagram'dan yazanlar. Yani mailimi zaten o kadar fazla kişi tahmin ediyor ki işte zaten şirketlerin mailleri standart. Ulaşmak kolay evet. Birkaç denemeden sonra onların şeylerini biliyorum bulabiliyorlar değil mi? Zaten hemen ulaşıyorlar. Mailler atanlar vesaire. Doğru. Herkes bir şekilde ulaşıyor. Ne güzel. Ama LinkedIn'den çok daha kolay ulaşırsınız. Tabii o çok daha kurumsal hem de iletişim anlamında. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi Onur. Bu son yapılan araştırmada online mülakatların sayısının arttığına dair. Sizde benzer süreçler var mı? Hani online mülakatlardan karar vermenin zorluğu oluyor mu size ya da direkt aldığınız oluyor mu online mülakatla? Şöyle söyleyeyim, pandemi başladığından beri sadece online mülakat yapıyoruz. Sadece. Sadece hiç yüz yüze yapmadık yani. Dolayısıyla kaç kişi aldık yani? Bir herhalde 100 kişiye falan ulaşmış olabilir veya yaklaşmış olabilir. Oo, süper. Dolayısıyla avantajı şöyle avantajı olduğunu düşünüyorum. İnsan dediğimiz gibi hani sosyal bir varlık ve algılarımız bizi maalesef bir kişiyi gördüğümüz anda çok kısa süre içerisinde etiketlemeye itiyor. Değil mi? Tabii ki biz hani insan kaynaklı olarak biraz daha farkındayız bu durumun ama online görüşmelerde bu biraz daha şey oluyor. Bu arada görüntü mü gitti benim? Görüntü gitti evet neden oldu ben de bilemedim. Bir daha yenileyim. Biliyorum ses, sesim geliyor mu? Seste hiçbir sıkıntı yok ama evet. Peki. Birazdan gelir. Belki muhtemelen gelir. Belki olabilir. Geldi gitti yine gibi. Gittim. Seste peki. Sıkıntı yok ama. Geri geldi. Görüntü geldi evet. Okey.
Yani tüm süreçlerimizi online taşıdık. Süper. Ve görmeden tercih etmek bazen ve çünkü bazen görüntüler de falan kopabiliyor aynı bu şekilde olduğu gibi. Aslında bunun için yapmıştım. Görüntüler bazen kopabiliyor. Görmeden de hani işe alıma doğru gidebiliyoruz. Hmm. Önemli olan kişinin görüntüsünden vesairesinden çok bize yansıttığı bilgisi, inancı çok daha önemli. Hı hı. Teşekkürler. Şimdi diğer sorulara bakıyorum bir yandan. Arkadaşlar da yazıyor yukarıdan böyle güldürüyorlar. Buradaki sorular biraz daha aslında şey akademiye doğru kayacak gibi ama bu makineleşme ile ilgili aslında sorular da var. Hani bu makinalaşma sürecinin insan kaynaklarına yansımaları ne derece oluyor? Hani mülakatların da belki uzun vadede nasıl diyeyim? Makine öğrenmesiyle mi? Yapay zeka ile mülakatların yapılabilmesi vesaire gibi durumlar sence uzun vadede olası mıdır? Yani ya da daha doğru bir hani manipüle edilemeyecek bir mülakat yöntemine mi doğru evrilir o yoksa ne dersin yani? Umarım öyle olur ama bugüne kadar yapılan birçok envanter var. Envanterler size bir çıkış noktası verir, sonuç vermez. Size bir yorum yapma imkanı verir. Ve insanları doğrudan anlayabilmek o kadar kolay değil. Kişinin kendisini ifade ettiği şekilde anlamaya çalışıyorsunuz. Yapay zekalar verileri çok daha hızlı işleyerek bir noktaya getirir ama bunu yine sizin öğrettiğiniz şekilde yorumlayabilir. Aynen. Hatta hangi firmanın da unuttum şimdi aklıma gelir. Yapay zekayla böyle bir işe alım süreci yürütüyorlar. Şimdi o pozisyon sürekli erkek aldığı için sistem görüyor. Hep erkek alıyor oraya. Ve hiç kadın aday önermiyor. Yapay zeka olduğu için. Çünkü o verileri almış bu şekilde yorumlamış. Dolayısıyla bu tarz şeyler de karşılaşılabilir. İnsan bence işin içinde olacaktır. İnsan dediğim gibi bir formül yok. Kesinlikle. Herkesin, 2-4 etmiyor hiçbir zaman. Kesinlikle etmiyor. Bundan sonra da etmeyecektir. İşleri kolaylaştıracaktır yapay zekalar ama sonuç üretmeyecektir. Aynı fikirdeyim açıkçası. Bir soru daha geldi. Bu işe alım süreçlerinde yeni açılmış olan üniversitelere karşı bakış açınız nasıldır diyor. Hani İSUZU olarak. Üniversite olarak çok şey yapmıyoruz. Yani bu şu üniversitemiş, bu üniversitemiş gibi bir değerlendirme yapılmıyor açıkçası. Hı-hı. Ancak kişinin kendisini geliştirmesiyle ilgili. Ben kariyer hayatımda çok farklı üniversitelerden çok farklı CEO'lar gördüm. Dolayısıyla her alandan var. Çok farklı bölümlerden çok farklı genel müdür yardımcıları, direktörler gördüm. Bu olay üniversite sizin için bir araç. Siz bu aracı iyi kullanırsanız iyi bir sonuç elde edersiniz. Kendinizi daha fazla geliştirmiş olursunuz. Bu sadece bunun için bir durum. Eğer çok iyi bir üniversite olarak addedilen bir üniversiteden mezunsanız ve kendinizi geliştirmediyseniz veya farklı davranış özellikleriniz varsa istediğiniz kadar yani ne bileyim Einstein kadar zeki olun yine de bir işe girip de yükselemezsiniz. Belki evet belki işe alım noktasında bir tık artısı olursa belki olabilir ama sonrasında sizsiniz aslında orada. Yine var orada da işte yakalanıyor. Değerlendirme. Yani, evet mülakatlarda da tabii ki %100 değil. Ama hı-hı, o durum ortaya çıkabiliyor. Eğer ekip çalışma ruhu yoksa ve bir ekiple çalışması gerekiyorsa o hı-hı, bilginin hiçbir anlamı kalmıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Onur çok keyifliydi bence. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Ellerine sağlık. Umarım arkadaşlar da faydalanmışlardır. Bir soru daha geldi galiba. Onu da Az önce... merhabalar. Firmanızın iş alım süreçleri. Az önce cevapladığımız soru. Pardon, tamam. Aynen. O soruymuş. Az önce cevapladım soru. Aha. Gayet keyifliydi onu. Çok teşekkür ederim davete geldin. Vaktini ayırdın. Akşam saati. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum böyle katıldığım zaman. Söyleyecek daha çok şeyim var ama tabii çok ki. Çok ona evet kesinlikle ama genelde böyle bir saatte falan sınırlandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Ki hani o sıkılma geçtim sürecinde. Geçtim ya 20 dakika falan oldu diye hatırlıyorum. Zaman hızlı. İzafiyet diyelim. Zaman. Peki. Çok teşekkür ediyorum Onur. Ben teşekkür ederim. Yüreğine sağlık, diline sağlık. Umarım öğrencimiz için faydalı olmuştur.
Umarım. Yani dediğim gibi yine farklı zamanlarda da ihtiyaç olursa, daha öncelerden de konuşmuştuk hatırlıyorsam. Evet, evet. Üniversiteye girecektik. Üniversite birebir de yapılacaktı ama bu pandemi... Birebir de yapacaktık. Onlar da çok sağlıklı oluyor. Hı-hı. Şimdi arkadaşlar ekranın arkasında oldukları için sorular nispeten azalabiliyor. Katılımlar kesinlikle, belki daha azalabiliyor. Evet. Ancak hani farklı bir şeyler olursa bildiğimizi anlatmaktan biz de çok keyif alıyoruz. Şu pandemi süreci bittikten sonrasında inşallah birebir de üniversitede de ağırlarız. İnşallah. Güzel, beraber bir oluruz. İnşallah. Çok teşekkürler bunu tekrardan. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.